Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, iktidar oyun kurar, ana muhalefet kendine zarar başlıklı yazısında, iktidarın önümüzdeki günlerde bir anayasa değişikliği yapılması konusunda ciddi hamlelerin olduğunu vurgulayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiğini lehine çevirmeye çalışıyor değerlendirmesi yaptı. Zeyrek, Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında dem partililerle tokalaşması, bunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasından ilham alarak yaptığını söylemesi, bunun en önemli kanıtıdır yorumunda bulunduğu yazısında, planda bir değişiklik olmazsa DEM Parti ile yeni bir barış süreci başlatılabilir. DEM Parti de çok sevdiği muhataplık gerekçesiyle bu sürece dahil olabilir dedi. Zeyrek, MHP DEM Parti ile aynı sürecin içinde olur mu sorusuna da ilk dört maddeye dokunulmadığı sürece evet olabileceğinin sinyali bizzat Bahçeli tarafından verilmiş durumda yanıtını verdi. Bu siyasi atmosferde muhalefeti de eleştiren Zeyrek, peki iktidar Türkiye'nin kaderini etkileyecek yeni bir oyun kurarken ana muhalefet ne yapıyor? Başlıkta da ifade ettiğim gibi sürekli kendine zarar veriyor. Bir türlü birlik görüntüsü verilemiyor vatandaşın sorunlarından çok kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı gibi polemikler gırla gidiyor. Kılıçdaroğlu adeta ya benim olacak ya kara toprağın diyor. Özgür Özel'i hedef alırken partiyi yıpratıyor. İş zaman zaman özel hayatla ilgili iftiralara kadar düşüyor. En kötüsü de partiye zarar veren bütün salvoların parti içinden geliyor olması. Ekonomik krizin ve yoksulluğun cenderesinde can çekişen halk, bütün kamuoyu araştırmalarında iktidarın artık miadını doldurduğu tespitini yapıyor ve alternatif aradığını ortaya koyuyor. Ancak en önemli alternatif olan CHP'deki bu manzara herkesi hayal kırıklığına uğratıyor ve üzüyor. CHP bir an önce bu durumdan çıkmaz ve kendine zarar vermeye devam ederse halk desteğini önemli ölçüde yitirmiş görünen Erdoğan Yeni oyun planını hayata geçirerek yeniden küllerinden doğabilir dedi.